Onlar hepsine bakardım, dikkat ederdim. Kahramanmaraş, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kütüphanesiz okul kalmasın projesi kapsamında başlattığı sosyal sorumluluk projesinde 25. okul kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi. Pazarcık ilçesi Yavuz Selim Ortaokulu'nda açılan kütüphaneye Yargıtay Onursal Daire Başkanı Nesrin Yılmazcan'ın adı verildi. Açılışa Yargıtay Onursal Daire Başkanı Nesrin Yılmazcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Başsavcı Vekili Habibullah Keser, Cumhuriyet Savcısı Fatma Eroğlu Koyuncu, Hakim Şemsettin Öztürkmen, İlçe Kaymakamı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğretmen ve öğrenciler katılım sağladı. Proje koordinatörü Naile Alevci açılış konuşmasını yaparak kütüphanenin hayırlı olmasını diledi. 6 yıl önce Adliye Sosyal Sorumluluk Projesi olarak kütüphanesiz okul kalmasın projesiyle biz yola çıktık. Ve bu projemize öncülük eden Sayın Başsavcım'a özellikle çok çok teşekkür ederim. Bu işlerin yoğunluğunda hakim savcılarımızın ve başsavcımızın çok çok emeği var. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise öğrencilerimizin kütüphanede daha fazla vakit geçirmesi için güzel bir yapı kurmak istedik diyerek inşallah güzel ve başarılı nesiller yetişecek temennisinde bulundu. Benim mesleğe başladığım dönemin marka ismi Sayın Nesrin Yılmazcan Başkanımızın adına özellikle bu kütüphanenin açılışı benim için bir o kadar daha büyük. Özellikle kendilerinin bu kütüphanenin açılışında başından sonuna kadar çok ciddi destekleri var. Maddi ve manevi destekleri var. Tabii başkanımızın öncülüğünde yine aynı şekilde adliyemizde hakim ve cumhuriyet savcıları, yine belediye başkanımızın ve diğer sorumluluk sahibi olan Maraş'ı seven, Maraş'a sevdalı olan birçok kişinin buraya katkısı var. Ben huzurlarınıza hepsinin bu kıymetli katkılarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Nesrin Yılmazcan da emeği geçen herkese teşekkür etti. Önce hepinizin buraya teşekkürünüzden dolayı çok teşekkür ederim. İnsan hayatında heyecanlı zamanları çok azdır. Ben bu mesleğe girdiğim bir heyecanım, bu meslekten emekli olduğum bir heyecanım ve belki en önemlisi adıyla yapılan bu kütüphanenin heyecanım. Çok şükür ki ilim Çin'de de olsa öğrenimiz diğer bir ümmetin, bir peygamber ümmetiyiz. 1954 yılında Kahramanmaraş'ta başlayan hayat hikayem, 2019 yılında yaş haddi nedeniyle emekliliğine başka bir evreye geçti. 44 yıl bu ülkeye hakim olarak hizmet etmek onurunu Yaradan bana nasip etti. O dönemlerde siz gençlere söyleyeceğim şu var. Özel okullar yok, kurslar yok, test kitapları yok. Araş lisesini bitirdikten sonra dereceyle Ankara okulu kazandım. Dereceyle 4 yılda bitirdim. Buradaki size söylememdeki amaç özgeçmişinde ölümle asla değil. Ama hayattaki tek bir sorunuz özellikle siz gençlerim. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak olacak. Bütün öğüdüm zaten ilçeden ve ilim bürokratları o merhalelerde geçmiş. Bu sözlerimin sahibi genelde siz öğrencilerim olacaksınız. Gerçekleştirilen açılışın ardından kütüphaneyi gezen protokol üyeleri incelemelerde bulundu.